En alt yaprakları mı kopartıyorsun? Evet, en alt toprağı diyen yapraklarını. Bu kadar şeker acaba toprağa zararlı mı? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi ot yolmaya devam edeceğiz ama bugün konumuz biraz daha farklı videomuzdaki. Sizlerden gelen yorumlarda bize birkaç öneri vardı. Öncelikle... Ay! O çok büyük. Evet. Bu ot ne otuymuş? Sirken otu. Sirken otuymuş ve yemeği yapılıyormuş. Evet. Bunlardan bugün bir yemek yapacağız. Ayrıca bir kompost gübre önerisi gelmişti. Doğru mu söyledim? Evet, doğru. Bir kompost gübre yapacağız. Bir de sebzelerimizin verimini arttırmak için yine tavsiyelerde de gelmişti. Fisilanma, bu alt yapraklarını kopartma işlemlerini yapacağız biber ve domatesler için. Yani yorumlarınız önemli arkadaşlar. Lütfen yorum yapın. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. İşe koyulalım. Başlayalım. Daha taze, daha filiz olanları topluyorum. Çok büyümüşleri gördüğüm kadarıyla kimse kullanmamış. Karta kaçmış oluyor. Evet, o yüzden şöyle daha taze yapraklarla bugün güzel bir yemek yapacağız. Yol yol bitmiyor değil mi Filiz Hanım? Ya yılan böcek var. Örümcek hiç sevmem. Burada da tilla var yani. Hani. Ben örümcek. Ya çok güzel hayvanlar hani. O konuda değil de ben böyle bir garip oluyorum o 8 ayağı tüylü tüylü falan böyle enteresan. Burada da bayağı yakışıklı saçlı sakallı benden gür saçları olan örümcekler var. Ben örümcek severim, sıkıntı yok. Senin şu saçlı sakallı örümceklerden. Nihayet fasulyelerimizin de bir de şöyle nefes aldığına göre artık yine yorumlarda bir tavsiye gelmişti. Domateslerin ve biberlerin altından alt yapraklarını alacağız, fisil alacağız. Sonra da bir kompost tarifimiz olacak. Sonrasında da tabii yemek var. Alt yapraklarından biraz alıp rahatlatacağız. Yabani otları da temizleyelim. Burada ne yapıyorsun? En alt yaprakları mı kopartıyorsun? Evet, en alt toprağa değen yapraklarını birazcık daha verim arttırmak için alıyoruz. Sonrasında da bir kompost tarifimiz olacaktı. Biraz toprağı nemlendirip onu uygulayacağız. Şöyle körpe olanlarından toplamıştık. Bakalım nasıl olacak? Tadı güzel olursa daha çok toplarız. Evet, daha var bahçede. Evet, şimdi bitkilerimizi uygulamak için kompost yapımına başlayalım. Yine bu da bize yorumlarda gelen bir tarifti. İlk kez uygulayacağız biz de. Burada 8 litre suyumuz var. Burada da 2 litre var. Şimdi 2 litre suyun içerisine klasik hamur mayasından koyacağız. Ne kadar koyacağız? 6 kaşık koyacağım. 6 kaşık. 7 koysa. Bol olur. Aktif olması için de yine hamurlarda klasik yöntemle toz şeker koyacağım. Burada da şeker yine 6 kaşık var. Bu kadar şeker acaba toprağa zararlı mı diye düşünürseniz benim aklıma böyle bir soru gelmişti. Bu su ölçüsü için aslında yeter. 6 kaşık evet şeker çok fazla bir şey değil zaten toprakta kaybolacak. Ha, şeker de glikoz sonuçta. Besin değil mi bitkiler için? Yani bir zarar olmuyormuş. Şimdi peki bu ne kadar bekleyecek? Mayanın aktif olmasını gözlemleyeceğiz, bakacağız ama ortalama bir yarım saat sürer herhalde. Tamam. Köpüğünü atıyor muyuz? 8 litre suyumuz vardı. 2 litre de maya yapmıştık. Tam yarısını da düşünebilirsiniz. Biz hepsinden 6 kaşık koyduk. Ama 5 litrelik bir şey size uygun olacaksa tam yarısını da uygulayabilirsiniz tarifi.
çok fazla fide olduğu için şu an bahçede. Bu arada bundan sonra farklı bir tür yapacaksanız, yani işte soğan kabuğundan, muz kabuğundan yaptığınız farklı bir kompostu yine kullanacaksanız 15 gün beklemek gerekiyor. Sonrasında kullanabilirsiniz. Biz şu anda her bitki köküne ortalama bir bardak, bir su bardağı denk gelecek gibi kullanacağız. Bu eski ütü masasında daha çok kameramızı, ayakları koymak için kullanıyoruz. Sürekli bahçede. Bu arada domatesler çıkmış, baksana. Evet evet. Biz bunun tohumunu şurada ekmedik. Şurada var, çok orta bir yerde bir tane daha var, bir iki tane. Fasulyelerin arasında 2-3 tane var. Daha önceden kalmış olabilir tohum belki. Ya da belki düşürdük filan. Buraya niye domates düşürelim? Gerçi evet, o kısımda hiç kullanmadık. Arada başka ot karıştı mı diye de bakıyorum bir yandan. Sonrasında da bunları haşlayacağız. Ve kavuracağız soğanla. Böyle sarımsaklı yoğurtlu falan bir şey düşünüyorum. Şimdi bakalım kaldirik otu mu daha güzel, bu mu daha güzel? Ben de onu merak ediyorum. Ben çok bir aroma hissedememiştim, onu merak ediyorum. Bunu ıspanağa daha çok, ıspanak gibi kullanmışlar. Evet, şimdi bu ot ABC vitaminleri bakımından çok zengin. Değil mi? Demir ve kalsiyum deposuymuş. Genelde genelde insanlar ya börek yemeğini ya da ıspanak gibi yemeğini yapıyormuş arkadaşlar. Biz bugün böyle ıspanak gibi, değil mi, farklı bir yemek yapacağız. Filiz'in o konularda eli çok lezzetli. Böyle güzel şeyler yapabiliyor. Değil mi? Ot mot sebze. Ben seviyorum ot çünkü. Ben etçilim, o otçu. Ekledik, temizledik. Bayağı temiz toplamışız. Farklı bir ot karışmamış. Yani vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir ot. Biz de adını öğrendikten sonra biraz araştırınca fark ettik ki gerçekten faydalıymış. Şifalı bir ot. Değil mi? Tüm tarlamız buydu keşke en başta. Evet ya. Bilip ona göre olsaydık. Bir de yani böyle bir algı oluşur belki. Belki birçok kişinin tarlasında, bahçesinde vardır. Çünkü çok zahmetsizce toplanan kendiliğinden şey. Çıkan bir ot. Yani fırsat bulursanız, varsa bahçenizde, değerlendirebilirsiniz. Oğlum seni sevmiyor muyuz devamlı öyle yapıyorsun? Ha? Sevgiye doyumsuz. Aç, her türlü aç ya. Şöyle bir toprağını akıtalım. Birazcık sirkeli suda bekleteceğim. Her ihtimale karşı iyice temizlendiğinden emin olmak için, sonrasında da haşlayacağız. Bak, armutlarımız da olmaya başlamış. Armudun iyisinden anlıyorsun Deniz. Armut severim. İnşallah bir an önce olsunlar da yiyelim. Arkadaşlar, o plastik parçalarla yakmak çok kolay oluyor. Aklınızda olsun. Çok da ciddi böyle bir plastik aslında yakmış olmuyorsunuz. Ufak bir parça bile yeterli oluyor. Eridikçe diğer parçaları da yakıyor zaten. Bu alev gibi damlıyor aşağıya. Çok güzel tutuşturuyor arkadaşlar. Şimdi kavurma. Evet. Soğan da güzel koktu ha. Evet. Tereyağımızı da kızdırdık. Evet.
Evet, bam bam yemek var. Da sen yemezsin herhalde ot. Evet, günün sonunda bahçemizden topladığımız otlardan bir yemek yaptık. Filiz zaten ilk gördüğü andan itibaren onları yemek istiyordu. Yenilebilen bir otmuş ama, değil mi? Evet, yenilebilen bir otmuş. Bakalım yenilebilen bir ot mu? Hani şimdi evet, ona bakacağız. Evet, buyurunuz Filiz Hanım. Yeni lezzetlere sen açık birisin. Evet, hiç çekinmem denemekten. Ha, tereyağı ve yoğurdun öyle girdiği bir şeyin kötü olmasının pek... Aynen. Gayet lezzetli. Yani bunun salatasını yapabilirsin. İçine nohut vesaire farklı şeyler koyarak da yapabilirsin demişlerdi. Kaldirik otundan iyi. Evet, onu diyecektim değil mi? Ama belki onun da üstüne böyle yoğurt ve bu kadar biberli yağ koysaydık güzel olur muydu? Ama tadı güzel. Ispanağa benziyor. Evet, ıspanağa benziyor. Yalnız bu haliyle çok güzel değil mi? Hı. Bayağı tamam, iyi. Tam bizim damak zevkimize hitap eden bir şey oldu. Ki ben ot sevmem. Bu yeşilliktir, sebzedir. Bundan yerim mesela. Hani toplayıp yerim. Kaldirik otunu demiştim ya, ben gidip toplamam. Hani ama olursa yenir diye. Yani arada bir bunu canım çekip bahçeden toplayıp yapabilirim. O kadar sevdim. Hmm. Güzelmiş. Beğenmeni sevindim. Çok da şifalı, çok da faydalı. Kendiliğinden çıkıyor. Beleş arkadaşlar. Yani hani bedava. Biz bahçede kopar kopar bitiremedik. Kaç çuval topladık, attık. Keşke atmasaydık. Acaba bu bekletilmek için bir şey yapılıyor mu? Hani onu biliyorsanız yorumlara yazarsanız seviniriz. Turşusu mu yapılır, bekletilir? Yapılır mı acaba? Konservesi yapılabilir mi? Bu nasıl bekletilir? Ya da derin dondurucuda saklanabilir. Ya da dondursak olur mu? Bilginiz varsa paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi ben bisikletle gideceğim ve dönemiyormuşum. Diyormuşum, Erhan abinin orada tuvalete girdim aşkım, çıkamıyorum ben sen evden. Mia uyandı aşkım, tuvaletten çıkamıyorum. Durumu olmaz inşallah. Ve evet arkadaşım, videomuzu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. O yüzden beğen tuşuna basıp bir de yorum yazarsan çok seviniriz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Güzel değil mi ya? Ya ben şimdi hani doktorumuza danışma ihtimalimiz olmadığı için şu an çok abartmayacağım. Ama beğendim. Güzel. Evet, gayet dolu dolu bir gün geçirdik. Bir şeyler yaptık, farklı farklı şeyler yaptık. Umuyorum siz de videolarımızda kendinizden bir şeyler buluyorsunuzdur ve keyif alıyorsunuzdur. Bir daha görüşünceye kadar arkadaşlar, hoşça kalın. Hoşça kalın. Nihayet fasulyelerimiz. Hadi ama. Siz yapamıyorum vallahi abi. Tamam dur. Gözünde su var bu arada. Su değil o. Ne? Ter. Ter. Neyse. Kan, ter ve gözyaşı. Ya ne o? Ne yiyor? Ne? Dondurma. Aşkım ne yapıyorsun? Ama öyle önünü görmeden yürüme. Otur, otur bana, bekle. Neler neler yapıyor. Sevgili yok ekmeklerin. Yat o. Kaptı. Bambam sen yeter olmuştu. Ne yapıyorsun? Değil mi?